Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videomuza başlarken lütfen beğen butonuna basıp videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Çok bekletmeden haberlere geçelim. Zira 23.800, 23.900 olmak için çok beklemez. A milli takımın kağıt üstündeki teknik direktörü Stefan Kuntz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'un milli takıma çağrılmamasıyla ilgili konuşmuş. Biliyorsunuz 3 isim milli takıma çağrılmadı. Ve Stefan Kuntz diyor ki karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi demiş. Orta sahada çok fazla oyuncuya sahip olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı. Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukan, İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik. Bakın İrfan Can ve Emre Mor için. Salih, Hakan, Orkun ve Dorukan gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Bakın Salih, Hakan, Orkun ve Dorukan diyor. Şimdi üstüne basa basa R'leri yazdım. Niye? Az sonra birisine bol R'li bir şey yapacağım. Yani Salih de, Hakan da, Orkun da, Dorukan da Mert Hakan'dan daha iyiymiş arkadaşlar. Ona da kapımız açık. Oyuncular arasında küçük farklar var demiş. Yani benim için önemli olan tek kriter performans. Bakın şimdi ben o yalanı nasıl yedireceğim. Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı. Milli takım için oyuncu bakarken yurt dışına çok normal değil mi? Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz demiş. Şimdi ben size bir tablo sunacağım arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl R yaptıran bir tablo. Türkiye Süper Ligi'ndeki oyuncular. Yani maç sayılarına dikkat edin arkadaşlar. Sarı ile işaretli olanlar, en yüksek olanlar. Bir müddet inceleyin bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere gol katkısı sadece Dorukan'ın 2 adet var. Ki Dorukan da sağ bekte de oynadı. Asist sayısına bakarsan Mert Hakan 9'da katlamış. Üstelik oynadığı maç sayısı diğerlerinden daha az arkadaşlar. Yani 24 maça çıkmış. Diğerleri 35 ve 29. Kilit pasa baktığın zaman diğerlerini 2'ye katlamış neredeyse birine. Birini 4'e katlamış. Pas isabet oranında geçmiş. Rakip sahada pas isabeti. Burada küçük bir fark var. Dorukan daha önde. Başarılı dribling 0.7. İkili mücadele kazanma. Burada da mantık olarak Dorukan daha fazla ikili mücadele kazanmış. Ancak keşke bunun sayıları da ortaya çıksaydı. Top çalmaya baktığınız zaman da Dorukan bir adım daha önde. Yani şu tabloya baktığınız zaman Berkan'ın tercih edilmemesi, Dorukan artı Mert Hakan'ın tercih edilmesi lazım. Bitmedi. Şöyle yapalım. Orkun ve Salih de daha iyiymiş ya. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam yani etme eyleme. Salih Özcan Almanya'da oynuyor. Çok fark ediyor. Katılırım. Katılırım. Mesela şu tabloda yine Berkan Kutlu'nun alınmaması lazım. Bak bir de Orkun Kökçü'nün mevkisi yani 10 numara mevkisinde. Mert Hakan daha çok 8 oynadı. İyi de hocam 10 numara mevkisinde. Sağ kanat ve 8 oynatıldı Mert Hakan. Fenerbahçe'de. Şimdi baktığınız zaman gol katkısı, Orkun Kökçü'nün gol ve asist katkısı yüksek ama Hollanda Ligi'nde. Adınız gibi emin olun Dorukan da, Berkan da, Mert Hakan da Hollanda Ligi'nde olsaydı şu anki performansların en az 2 katını yaparlardı. Şimdi beni alakadar eden kısım şu. Beni alakadar eden kısım şu. Maç başına kilit pas, pas isabeti. Baktığınız zaman Orkun'un kilit pası normal. 10 numarada oynuyor. Ama diğerine baktığınız zaman hani Salih Özcan'ı değerlendirdiğin zaman Salih Özcan da hemen hemen Mert Hakan'dan geride kalıyor. Şimdi önemli olan kriterse ki ben Kuntz'un çok güzel yalan söylediğini düşünüyorum. Önemli olan kriterse Berkan Kutlu'nun bir an önce milli takımdan çıkarılması lazım. Mert Hakan'ın monte edilmesi lazım. Önemli olan kriterse yanlış anlamayın. Bana göre alınsın alınmasın demiyorum. Yoksa dikkat edilmesi lazım. Yani ne diyordu Kuntz efendi? Yani orta saha için seçtiğimiz isimler Mert Hakan'dan daha üstünlerdi diyor. Kapıyı açık tutuyorum. 4 oyuncu tercih ettik. Şimdi Mert Hakan Yandaş, Kompari Sonatör verilerine göre 2021-22 sezonunda tüm orta saha oyuncuları arasında 90 dakika başına 339 ofansif performans indeks puanı ile en iyi orta saha oyuncusu olmuş. Bu bilgiyi de verelim. Ama benim açımdan baktığın zaman milli takıma daha az futbolcu gitmesi daha iyi. Çünkü sakatlık vesaire var. Sakatlık demişken Umut Bozok da sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarılmış. Buna da sevindim açıkçası. Niye? Çünkü daha fazla Serdar Dursun'u izleriz. Yani. Şimdi ben milli takım demişken unutmadan bir konuya değinmek istiyorum. Uruguay'da Diego Rossi milli takıma seçildi dedim ama orada bir şeyi atladım arkadaşlar. Şimdi bunlarda iki liste var. Bizdeki gibi değil. Yani Türk milli takımındaki gibi değil. Bunlarda iki liste var. Birincisi aday liste. Diğeri nihai liste. Yani son karar listesi. Hani emin misin? Son kararını diyor ya. Son karar listesi. Şimdi aday listeyi herkesi çağırabilirsin. Aday listeyi 60 tane isim davet edersin. Aday listeyi kendi arasında bir kampa sokarsın. Nihai listeye orada varırsın. İşte Rossi nihai listeye seçildi. Yani Uruguay milli takımının 3 tane maçı var. Meksika, ABD ve Jamaika. Bu hazırlık maçlarının nihai kadrosuna alındı. 26 kişilik nihai kadro, yani son kadro bu. Bilginiz olsun. Ligde 6 gol 7 asisti var. Ve Fenerbahçe'de skora katkı yapan, en çok katkı yapan 7. oyuncu durumunda. Ali Koç da Rossi'nin özellikle Güney Amerika'dan birçok talibinin olduğunu açıklamıştı. Ki Ali Koç'tan haftalar önce ben zaten açıklamıştım. Ama kanaldaysanız haberiniz var. Yoksa yok, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Jorge Jesus. Gündemin en sıcak adamı. Hocam bu adamı özel kılan nedir? Ben size Jorge Jesus'u 15 yıldır yakından tanıyan Jorge Silas'ın anlatımını sunacağım. Yani 15 yıldır Jesus'u yakından tanıyan Jorge Silas Jesus'u anlatmış. En mantıklısı onu dinlemek değil mi? Bu arada Kıbrıs Rum kesiminden Ail Limassol'ün teknik direktörlük görevini üstleniyor ve verdiği cevaplar fanatikten Mehmet Çağrı Davran'ın haberi. Şimdi Jesus'un ismi Fenerbahçe'nin alıyor. Onun için ne söyleyebilirsiniz? Jesus'la 2 yıl boyunca beraberdik. Teknik adam olduktan sonra birbirimize rakip de olduk. Hala da görüşüyoruz. Harika bir teknik adam. Her zaman takımımdan maksimum ister. Fenerbahçe'ye giderse sadece şampiyonluğa odaklanır. Zaten onun çalıştırdığı takımların tek hedefi budur. Kazanır ya da kaybeder ama her zaman zirveyi ister. Oyunculuk döneminde daha ilk baştan bu adamın bir tarzı var diyordum. Büyük işler başardı ve şimdi tüm dünya onu tanıyor. Çok çalışkandır. Oyuncuları göründüğünden çok daha iyi bir seviyeye taşır. Küçük detaylara fazlasıyla kafa yorar. Onun takımları savunmada her zaman çok iyidir. Genelde ligin en az gol yiyen takımı onun takımları olur. Hücumda da benzer şeylere sahip diyor. Hani çok gol atar, az gol yer diyor ki Fenerbahçe zaten ligin en çok gol atan takımıydı. Üstelik bence birçok eksiği varken sonradan toparlayan Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımına dönüştü. Sonradan toparlamış hale dönüştü. Fakat genele yaydığın zaman bu tam değil. Şimdi burada önemli bir husus var. Çok hoşuma giden. Maçlar sırasında oyuncularla, hocalarla, hakemlerle her zaman konuşur. Oyuncularını ileri itmek için adeta onlarla bir mücadelenin içine girer. İdmanlarında bir dakika gevşeyemezsiniz. İdmanlarında bir dakika gevşeyemezsiniz. Şimdi bize ne sert adamlar geldi de idmanlarında gevşemeyi bıraktım. Böyle kenardan el cepte pozlar verildi. Sanki meslek ses çıkışında kız kesen genç delikanlılar pozları verildi. Değil mi? Biz neler gördük. Hemen sesini yükseltir ve seni uyarır. Bir gün sıradan bir hazırlık maçında 2 kez top kaybettiğim için bana bağırmıştı diyor gülerek. Futbol konusunda her zaman güzel sohbetlerimiz oldu. Çılgın biri değil. Sadece futbolla yaşıyor. Maçta da idman bitince normal biri. Peki nasıl bir oyun anlayışı vardır? Inspredo. La Convaria. Fenerbahçe'ye giderse kaleye dikine giden bir takım göreceksiniz. Her zaman gol atmayı düşünen, savaşan, topu kaybedince hemen geri almaya çalışan bir oyun anlayışı var. Birçok duran top organizasyonu üstünde çalışır. Bak, yalvarırım bunların hepsi gerçekleşsin ya. Arkadaşlar bakın, yanlış anlamayın. Ben Daum'un bir özelliğine hastaydım, hayrandım. Tabii ki disiplin var, tabii ki hani hücum presi vesaire var ama bir olayına hayrandım. Neydi biliyor musunuz? Duran top çalıştırması. Yahu gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Dünyada hangi takımla maç yapıyorsanız yapın. Dünyada hangi takımla maç yapıyorsanız yapın. İlk 10 dakikada 2 tane duran toptan gol atıp öne geçin. 2-0 öne geçin. Rakip o andan itibaren sizinden aynı seviyede mi? Ya da daha düşük seviyede mi? Bak hangi takımla? Liverpool'la, Paris Saint-Germain fark etmez. 10 dakikada 2 gol attın, 2-0 öndesin. Daha da abartayım. Rakip bir de 10 kişi kaldı. Dünyada hangi takım olursa olsun. Aklını, fikrini, beynini, zikrini, her şeyini kullanırsan en az %51 ihtimalle maçı galibiyette kapatırsın. Doğru mu? 3'ü buldun. 30. dakikaya kadar 3-0 yaptın. %70'lere, %80'lere çıkar değil mi? Galip bitirme ihtimali. Hah. Daum bunu düşünüyor. Daum diyordu ki ya arkadaş, bazen oyun kilitlenir. Kapalı savunmaları açamıyoruz hocam. Ya kapalı savunmayı açmana gerek yok ki. O zaten kendi açılır. Adam sana gelmiş, Kadıköy'e 11 kişi defans yapıyor. Tak duran top 1-0. Tak duran top 2-0. İster açılsın, ister açılmasın. İsterse çarşafa bürünsün. Sana ne? Bak bu çok güzel bir olay. Yani bak, kaleye dikine gitme 1. Gol atmayı düşünme 2. Topu kaybedince geri alma isteği 3. Duran top organizasyonu üstünde, birçok duran top üstünde çalışması 4. Ben dahil Sergio, Conceicao ve Ruben Amorim gibi birçok önemli hocanın teknik direktörlüğünü yapmıştır. Birçok ismin iyi bir noktaya gelmesinde emeği çok diyor. %100'ünü vermezsen ve tembel olursan senden asla hoşlanmaz. Oyuncularıyla hep diyalog halindedir. Oyunculuk döneminde bu kadar takımla konuşan bir hoca daha önce görmedim. Öğretmeyi sever, oyuncularını futbol üzerine ona neden hocam diye sorarlar. Sormaları için zorlar. Bana da bu açıdan ilham kaynağı olmuştur diyor. Şimdi Portekizli hocalara bu kadar ilgi olmasının nedeni ne diyormuşlar? Özellikle Jose Mourinho'nun başarıları sonrası insanlar Portekizli antrenörlere daha fazla farklı bir gözle bakmaya başladı. Sadece 10 milyonluk bir ülkeyiz ama futbolu çok önemsiyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Düşük bütçelerle Avrupa'nın yüksek bütçeli takımlarına kafa tutabiliyoruz. Benfica ve Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları çok önemli. UEFA Gençlik Ligi'nde Benfica U19'un şampiyon olması tesadüf değil. Peki yıldızlara ve gençlere karşı nasıl davranır? Fenerbahçe taraftarı diyor ki Muhammed Gümüşkaya'yı öldürür, Arda Gümüşkaya'yı sünnet ettirir. Arda Güler'i sünnet ettirir. Ne diyorsun? Jesus 604 maçla Portekiz'de en fazla maça çıkan ikinci teknik adam. Şampiyonluklar yaşadı ve çok tecrübeli. Pablo Aymar ve Javier Saviola gibi starların hocalığını yaptı. Yıldız oyuncularla bir problem yaşayacağını sanmam. Genç oyunculara ise ilk başta şans vermeyebilir. Ancak çok çalışırlarsa sezon içinde mutlaka onları takımın bir parçası yapar. Takımın bir parçası yapar. Şimdi aynı Jorge Jesus'un İstanbul'a geliyor haberiyle devam edelim ve ondan sonra son haberimizi verip videomuzu kapatalım. Uzun süredir görüşüyoruz ve artık herkesin aklında şu düşünce yer alıyor. Gelecek hafta resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelecek. Niye gelecek hafta? Bu hafta bitti. Cuma günündeyiz. Bakın uzun süredir gündemde olan bir teknik direktör konusu var. Ve artık çözülüyor. Hepinizin de tahmin ettiği üzere artık sona gelindi. Ve Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç katıldığı canlı yayında ne dedi? Artık dedi 2 seçenek üstünde durun. Ya Jorge Jesus ya İsmail Kartal. Ve çalışabileceğimiz 2 hoca var derken biri İsmail Kartal, biri Jorge Jesus dedi. Hani ikisinden hangisini seçersek seçelim taraftarımız mutsuz olacak diyor. Ve ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üstünde çalışıyor dedi. Şimdi bunu duyduktan sonra Allah rızası için bana söyleyin. Bunu duyduktan sonra herhangi biriniz Jesus olmayacak diyebilir mi? Ben demem açıkçası. Ve pazartesi açıklayabiliriz demişti. Pazartesi gününe kadar açıklayabiliriz demişti. Muhtemelen kastettiği pazar günkü Mali Genel Kurul. 28 Mayıs'taki cumartesi günkü Mali Genel Kurul Bakalım orada açıklayacak mı? Derken 27 Mayıs'ı sarsan, gündemi değiştiren, tweet sildiren, İnsan kardeşi kardeşe düşüren bir gelişme yaşandı. Nedir o gelişme? Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı ve İstanbul'a menajeri geldi. Tın 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 tın. Ver sıcak gelişmeyi. Son dakika. Jorge Jesus'un menajeri İstanbul'a geldi. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Şimdi meşhur duyumculardan bir tanesi Jesus'la anlaşmaya vardığını söylemiş. İkincisi de anlaşmaya vardığını söylemiş. Bir Süper Lig'de bir kulübün resmi yayın organı gibi hareket eden bir kanal Fenerbahçe'nin anlaştığını söylemiş. Bir gazete anlaşıldığını söylemiş. Epey bir gazete haftaya açıklanacağını söylemiş. Artık Jorge Jesus'un bu noktadan itibaren herhalde iptali söz konusu olamaz. Olursa da taraftarın tepkisi yani taraftarın tepkisi sanırım hoş olamaz. Yani arkadaşlar bana kalırsa taraftarın tepkisi hoş olamaz ama aziz Allah. O yüzden artık açıklaması lazım. Fakat bitti mi? Bitmedi. Jesus'la Fenerbahçe anlaştığı haberinin akabinde Jorge Jesus'un avukatı sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi duyumu verildi. Şimdi bazı arkadaşlarım benim videolarımı izlerken yanlış izliyorlar. Diyorlar ki haber okuyorsun. Sen okuduğum haberi tabii ki dinleyeceksin. Bak bakalım haberde ne anlatıyor. Ama her haberin bitiminde muhakkak ve muhakkak yorumum ya da duyumum var. Şimdi iyi dinleyin. Yine haberi burada bitireyim. Şimdi Jesus'la sözleşme görüşmesini yani Fenerbahçe adına sözleşme görüşmesini yapan avukatı Luis Miguel Henrique Lizbon'a geri dönmüş. Ya da geri dönmek üzereydi en son. Hatta da belki dönmüştür. Peki duyumun ne? Arkadaşlar yani Miguel bugün geldi, görüştü, geri gitmedi değil ki. Luis Miguel Henrique zaten günlerdir İstanbul'daydı. Günlerdir İstanbul'daydı. Bak bunu sosyal medyada mutlaka doğrulayacak kişiler vardır. Mutlaka son dakika Mustafa Hoca'dan duyum. Arkadaşlar bu herif zaten İstanbul'daydı. Yani birkaç gündür İstanbul'daydı ve İstanbul'u bilen arkadaşlar, özellikle Fenerbahçe transferini bilen arkadaşlar Divan Otel'in önemini bilirler. Fenerbahçe önemli transferlerini ya da önemli görüşmelerini burada yapar. Divan Otel'de konaklatırlar. Haberiniz olsun. Hani ben açıkçası bana kalırsa yani ben açıkçası 30-31 Mayıs gibi Jesus gelir. 1 Haziran gibi resmi açıklama yapılır. Belki 1 Haziran'dan önce yapılır. Ama göreve 1 Haziran'da başladığı gösterilir. Demiştim. Hala da sözümün arkasındayım. Bakın 23 Mayıs dedim. 23 Mayıs'tan önce açıklanmaz dedim. Doğru. Dedim ki arkadaşlar zayıf bir duyum 28 Mayıs'tan önce açıklanmaz. Hani 28 Mayıs diyorlar ama 28'inde tam olarak açıklamaz. 1-2 gün sonra açıklanır diyorlar. Zayıf diyorum ama gittikçe güçleniyor dedim. Şu an itibariyle hani birkaç saat içerisinde siz bu videoyu belki izlerken 28 Mayıs olmuş olacak. Herhangi bir resmi açıklama gelmese bu duyum da gerçekleşmiş olacak. Bilin bunu. Şimdi bütün bunlar olurken Fenerbahçe'nin gayri resmi yayın organı derken yanlış anlamayın. Lucky of Tears bir açıklamada bulunmuş. Jorge Jesus ve İsmail Kartal konusunda bir gelişme yok demiş. Şimdi bakın bu insanlarda tepkiye yol açıyor. Allah aşkına ne demek gelişme yok ya? Yani ne demek gelişme yok? Ne yapıyorlar mesela? İsmail Kartal şeyin içine oturup mesela Samandıra'nın içine oturup sağ sol sağ sol cezaevindeki gibi volta mı atıyor? Nasıl gelişme yok arkadaşım? Yani mantık olarak soruyorum. Düz mantık olarak soruyorum. Ya İsmail Kartal'a hiç mi denmedi? Ya biz seninle devam etmeyi düşünüyoruz. Düşünmüyoruz. Ya da İsmail hocam sen ne düşünüyorsun? Hani aklında bir şey var mı? Kutunda büyük hissediyor musun falan? Hiçbir şey denmedi. Ya hadi Jesus'u geçtim. Hadi gelişme yok. Ya da herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim. Herkesin anlayacağı tabirle söyleyeyim. Fenerbahçe'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Bazen bir duyum veriyorlar. Ben yalanlıyorum bu duyumu. Fenerbahçe'nin resmi duyumunu yalanlıyorum. Niye, sen manyak mısın? Değilim. Şu yüzden yalanlıyorum. Arkadaşlar, futbolcuyla görüşüldüyse görüşülmüştür. Futbolcuyla görüşüldü, anlaşılmadıysa, anlaşılamadıysa transfer iptaldir. Futbolcuyla görüşüldü, anlaşılamadı, çıkıp da biz öyle bir görüşme yapmadık, bunlar yalandır diyorsan sen yalan söylüyorsun. Mesela Fenerbahçe Talisca ile görüştü Fenerbahçe. Şartlarını sordu. Mesela Luis Suarez de Fenerbahçe görüştü. Şartlarını sordu. Ama öyle bir şart ileri sürdü ki Luis Suarez. Ben dedim ki arkadaşlar, bizim görüşme şartlarımız şu. Verebileceğimiz şu. İstediği şu. Bu transfer imkanı yok, olmaz. Haberiniz olsun. Hala da sözümün arkasındayım. Yani imkanı yok. Eğer bizim istediğimiz rakamlara gelirse ayrı. Ama yok. Şimdi siz diyebilir misiniz? Luis Suarez diyenden alayı yalancıdır diyemezsiniz. Açınızı başınızı yuvalarım. Anladınız mı? Neyse, diyor ki Jesus ve İsmail Kartal konusunda gelişme yok. Dün nasıl durgun ise bugün ve hafta sonu da aynı olacak. Bak, o da işaret ediyor. Pazartesiden sonra bir şeyler olacak diye. Başkan ve yönetim kurulu kararı sonrasını bekleyin. Daha karar verilmemiş. Rüzgar yapmadığım, prim için afaki konuşmadığım ve duygularınızla oynamadığım için kusura bakmayın demiş. Valla sosyal medyada sevdiğim bir kardeşim var. Güzel duyumlar olan. O da diyor ki 29 ve 31 Mayıs tarihlerinde Sabiha Gökçen'e yurt dışından Fenerbahçe kulübü adına 2 özel uçak geleceğine dair bilgi aldım diyor. 29-31. 29'u ben çizeyim üstünü. Olur mu? Yani ben 29'un üstünü çizeyim. Mesela 29'da belki de avukatı, menajeri falan gelecektir. Ya da ekibi gelecektir. 31'inde kendi gelecektir desem. Yani benim aldığım duyumlar da benzer şekilde. O yüzden diyorum. Yani ama yine de siz Hasan Can'ı şey yapın. Takip edin. Hasan Can uçak bilgisini verir. Ondan şaşmayın. Hadi Jorge Jesus'u aldık. Peki Jorge Jesus'u alıp istediği transferleri yapıp Samandıra'da tam yetki verip öyle mi teknik direktör yapacağız, yoksa ya sen baba teknik adamsın. Sol bek. Allah aşkına duymamış olayım. Ferdi var. Novak var. Çağatay var. Sen Novak'tan Marsella yaparsın. Sen Çağatay'dan Digne yaparsın. Ya Ferdi zaten Ferdi. Ferdi'yi 2 Ferdi yaparsın. Allah aşkına. Şşş, duymayayım. Transfer. Aa. Olur mu öyle şey? Ne transferi? Zaten financial fair play. Asgari çıkar telefonunu. Jesus. Çıkar telefonunu. Bak, çıkaramadın. Sonra diyorsun ki Jesus ekonomimiz kötü. İyi de ben demiyorum ki, siz diyorsunuz konuşma. FETÖ'cülük yapma. Yani inanın, yani gerçekten söylüyorum, ben böyle bir diyaloğun geçeceğini düşünüyorum yani. Abi bak, Jesus'u getiriyorsan 1. İstediği transferi yapacaksın. 2. Samandıra'da full artı full yetki senin diyeceksin. 3. Hiçbir futbolcu beni aramasın. Rıdvan Dilmen'e gidip koynunda yatmasın. İşte başını omzuna koyup beni dövdüler dediği zaman Rıdvan Dilmen gelip de onu birilerinin elinden almaya çalışmasın. Direkt ne demek lan Rıdvan Dilmen'e ağlaması futbolcunun ya? Ne demek? Bak Ali Koç 4 senedir eğer akıllandıysan, ki ben gördüğüm kadarıyla Ali Koç 4 senedir mükemmel akıllanmış. Jesus'u getiriyorsun. Süper. Ama arkasını da yap. Yani şah çektin, bekleme. Belki adam kurtulacak, bir hamle yapacak. Direkt vezirin de ileri sür. Mat. Bitir olayı. Şah çektim diye rahatlama yok. Jesus'u getirdim diye rahatlama yok. Lütfen aynı hatayı tekrar yapmayalım. Yaparsak bu sefer bugün Jorge Jesus diyenler yarın İsmail Kartal diye bas bas bağırırlar. Bak, Fenerbahçeli görünümlü o kadar çok sayfa var ki Sayın Ali Koç. Sen benden daha iyi biliyorsun. Hani Norveç işin esprisi ama Fenerbahçe görünümlü o kadar çok sayfa var ki. Belki yarıdan çoğu Fenerbahçeli değil. Bet reklamları, bilmem ne reklamları, kafayı buna takmışsınız. Kafayı bet reklamına takmayın. Kafayı ayrıştıranlara takın. Ya dikkat edin arkadaşlar. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ya diğer takımlara bakın ya. Ya bir sosyal medya fenomeni oluyor. Sövse de kızsa da bağırsa da birbirine destek çıkıyorlar. Bizimkiler aman o büyümesin de bizimki büyüsün. Mesela bizim kanalla ilgili. Aman diyor bunun kanalı büyümesin de bizim kanal büyüsün. Niye diyorum? Bizim kanal büyüsün. Boş ver diyor. Bununki ne büyüyecek diyor. Lan benim sana batan bir hareketim mi var? Yanlışım mı var? Ben bak yeri gelir Ali Koç eleştiririm. Mbappe eleştiren benim. Yeri gelir Aziz Yıldırım eleştiririm. Mbappe eleştiren benim. Yeri gelir ne bileyim alkışlarım. Mbappe alkışlayan ben olurum. Eğriye eğri doğruya doğru. Zoruna gidenin şey diyemem. Yani zoruna gidenin başka yerine de gidebilir. Dikkat etsin. Biz böyleyiz arkadaşlar. İsteyen sever, isteyen sevmez. Ama elimden geldiğince ben size doğru, tertemiz, dürüst haberler vermeye çalışıyorum. Ha yanlışlarım yok mu? Var. Ben peygamber değilim. Tövbe haşa. Kusursuz, günahsız değilim. Ama ben sizden biriyim arkadaşlar. Sizin bir kardeşinizim. Bakın burada duyumlar çıksın diye uğraşan bir kardeşinizim. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni atarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.